Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz daha sonra doğrusu yeni bir video serisi ile birlikteyiz İlk videomuzu çekiyoruz Tabii ki ilk videomuz her zaman konularla ilgili oluyor ve tanıtım oluyor arkadaşlar geçen sene beni dinleyen arkadaşlar e, bilirler e, biliyorsunuz dün itibariyle artık sonuçlarımız açıklandı Ben de girmiştim merak edersiniz belki e, as, aslında açıkçası beklediğimden daha düşük geldi arkadaşlar ama ben 190 olmuşum. Daha yüksek bekliyordum sonucumu. Tahminim de o yöndeydi ama demek ki yanlış hatırlıyormuşum. Genelde öyle yapıyorum ben aslında. Sınav çıkışında direkt sorulara baktığım zaman genelde yanlışları doğru, doğruları yanlış olarak e, aklımda tutabiliyorum. Sınav psikolojisinden herhalde. O yüzden daha yüksek puan bekliyordum. Daha düşük geldi. Ama olabilir. Evet. Belki sizlerin de öyledir şu an beni dinleyen 2022 sınavına girmiş olan arkadaşlarım vardır. Ee, hani arada kalmıştır, tekrardan dinlemeye başlamıştır veya tekrar dinlemek istiyordur. Tabii her şey alımlara bağlı. Kaç kişi alacaklarına bağlı ama ben geçen sene de söylemiştim. Yani geçen sene tanıtım yaptığım zaman da söylemiştim. Bu sene seçim olacağı için ben yüksek bir alım olacağı düşünüyorum. Yani en az 500 alım olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ilk 500'e girmiş olan arkadaşım varsa gönlünü rahat tutsun yani bana göre öyle arkadaşlar tabi diyeceksiniz hani seni sıralaman iyi hani konuşması kolay falan diyebilirsiniz ama benim de bir garantim yok çünkü önceki senelerde kaç kişi aldıklarını biliyoruz 70 kişi aldıkları oldu hani 100 kişi 120 kişi aldıkları oldu dolayısıyla hiç kimsenin bir garantisi yok arkadaşlar bu yüzden de eğer tekrardan çalışmak istiyorsanız Geçen sınavı unutacaksınız geçmiş yılın sınavını yani 2022 unutacaksınız tamamen 2023'e odaklanarak başlayın ve e, mümkün olduğunca ilk önce alandan başlayın alanı hallederseniz genel kültür genel yetenek eğitim bilimlerini rahatlıkla halledersiniz arkadaşlar ki zaten alanı yüksek olan arkadaşların e, diğerlerinden diğer bölümlerinden ortalama yapması yeterlidir ee, instagramda görmüşsünüzdür paylaşım yapan hocalarımız var işte kaç puan aldıklarını paylaşıyor birincinin birinciyi görmedim ama e, 300. 300.ye kadar gördüm arkadaşlar alanınız yüksek olsun diğerlerinin düşük olması emin olun o kadar da önemli değil sadece ortalama bir, bir değerde olması yeterlidir birazcık da önemli olan bence eğitim bilimleri eğitim bilimlerinin katkısı %20 ama eğitim bilimlerinden düşük yaptığınız zaman puanı o kadar etkiliyor ki ben geçen senelerde gördüm çünkü bunun etkisini. Hani alandan 50 soruluk zamanında girmiştim ben. Mesela alandan 35-40'a yakın netim vardı ama eğitim bilimlerim düşük olduğu için puanım da düşük gelmişti. Eğitim bilimleri yüksek net yaptığınız zaman çok fazla etkilemiyor ama düşük net yaptığınız zaman puanı aşırı düşürüyor. O yüzden eğitim bilimlerine de alandan sonra tabii biraz yüklenirsek ben yüksek bir puan alacağınızı düşünüyorum. Şimdi başlayalım isterseniz önce konulardan işte... Ee, dağılımdan birazcık bahsedelim muhakkak biliyorsunuzdur arkadaşlar zaten dağılımlarımızı ben hemen onu fotoğraf olarak açmak istiyorum burada slayt eklememişim bir durdurayım videoyu evet ekran görüntüsü olarak çektiğim için böyle görünüyor arkadaşlar şimdi e, konulara baktığımız zaman konuların soru dağılımına baktığımız zaman hücre ve metabolizmadan ortalama %16 bitki biyolojisinden %10 insan ve hayvan biyolojisinden %20 ekoloji %10 Canların sınıflandırılması yüzde 8, genetik ve evrim yüzde 16, alan eğitimi yüzde 20. O zaman bizim aslında e, en çok yüklenmemiz gereken kısım hangi kısım olacak? İnsan ve hayvan biyolojisi. Ondan sonra alan eğitim gelecek tabii ki. Alan eğitiminden de eğer normal eğitim bilimlerinden e, güzel netler yapabiliyorsanız alan eğitiminden. Hayli hayli yaparsınız çünkü alan eğitiminde e, bizim alanımızla ilgili soruları sorduklar için e, bağdaştırması daha kolay oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar eğitim bilimleriniz ortalama düzeyde ise alan eğitimini de kolaylıkla yapabilirsiniz. E, sonrasında tabii ki hücre ve metabolizma genetik ve evrime biraz daha yüklenmemiz lazım. Burada aslında en az yükleneceğimiz kısım canlıların sınıflandırılması kısmı. Canlıların sınıflandırılması kısmı çok detaylı bir kısım arkadaşlar ve çok az bir yüzdeliğe sahip. E, tabii ki orayı da detaylı detaylı anlatacağım size. Size bu seneki video çekim formatım daha farklı olacak. Geçen seneki gibi olmayacak. Şimdi birazcık ondan bahsedelim. Hemen burayı geçelim. Şimdi. Öncelikle şöyle ben bir konuları gözden geçirmek istiyorum arkadaşlar. Konularımız şu şekilde. Bakın yaklaşık 50 tane başlığımız var. Biliyorsunuz bizim biyoloji derya deniz ve sürekli değişen bilgiler var arkadaşlar. E, Campbell Biyoloji. Çok pahalı olduğu için ben tabii ki almadım. E, i̇nternetten PDF'sini buldum. Yandex bağlantılı arkadaşlar PDF. Sanırım 10 ya da 11. baskı, 12. baskıyı bulamadım. E, 10 ya da 11. baskı da bizim için yeterlidir. Çünkü gayet yeni bilgiler var ve renkli olarak paylaşılmış. Ben e, açıklama kısmına onun da linkini ekleyeceğim. Yandex'ten ilk önce bir oturum açmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar PDF'ye ulaşabilirsiniz. Ya da direkt e, Campbell Biyoloji PDF yazdığınız zaman da aramama. Toruna. Oradan da çıkıyor zaten sizi yönlendiriyor. İlk önce e, oturum açmanız gerekiyor dediğim gibi. E, ben bu seneki konuları hiçbir şekilde ÖABT kitaplarına bağlı kalmadan, hatta size de söyleyeyim arkadaşlar, ÖABT kitabı kesinlikle almayın alacaksanız vereceğiniz parayı ÖABT kitaplarına vereceğiniz parayı gidin denemelere verin. Diğer e, bölümlere verin arkadaşlar. İşte genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri kitapları alın. Yani ona bence boşuna para harcamayın. Şimdi yayın evleri belki bana kızacak ama e, aramızda kalsın öyle söyleyeyim. Çünkü ÖABT kitapları tamamen boş. Bizim bu sene de anlayacağımız üzere bu sene açıklanan e, soruları gördük hepimiz. Arkadaşlar bu sene komisyon bayağı değişik sormuştu. Büyük ihtimal komisyon da değişmişti zaten. Geçen seneki yıl geçen seneki sorularla hiç alakası yoktur. Yani önceki çıkmış sorularla hiç ilgisi yoktu, alakası yoktu. Dolayısıyla birazcık bizi böyle hep ikilemde bıraktı. Özellikle bu popülasyon evrim soruları ben daha önce de söylemiştim. Popülasyon evrim soruları beni çok böyle ikilemde bırakan sorulardı e, ee, sistemler mesela AYT düzeyinde geliyordu. Bu sene sistem soruları daha böyle detaylı gelmişti. E, ee, Tabi AYT düzeyinde olanlar da vardı ama arkadaşlar eleyici sistem soruları da vardı. O yüzden bizim tek can dostumuz Campbell. Ben bu sene e, videoları hazırlarken tamamen Campbell'ı baz alarak gideceğim. Bazen tabi yaşamdan falan belki destek alabilirim ama arkadaşlar temel e, konumuzu Campbell oluşturacak. Campbell'ın e, söyleyemedim bu arada. Campbell'ın temel konularına bakacağım. Yaşamda belki hani Campbell'da bulamadığım şeyleri yaşamda bulabilirim gibime geliyor bazen. Çünkü ikisini karşılaştırdım. Bazı şeyler Campbell'da yazmıyor, yaşamda yazıyor. Bazıları yaşamda yazıyor, işte Campbell'da yazmıyor. Öyle e, bazı bölümler var. Ama dediğim gibi temel e, iskeletimizi Campbell oluşturacak. Geçen sene hem ÖABT kitaplarından hem Campbell'dan destek almıştım. Ama bu sene ÖABT kitaplarına bakmayı düşünmüyorum açıkçası. Ve bütün ÖABT kitaplarımı da attım sınavdan sonra. E, çünkü hiç ilgisi yoktu. Yani bizi tamamen yanıltmak için hazırlanmış kitaplar. Tabi yeni basımlar belki buna göre olabilir olmayabilir bilmiyorum ama Campbell gibi bir kaynak varken diğer kaynaklara da bakmak bence gerekli değil. Soru çözümü olarak da şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz e, Pegem'in Soru bankasını çözdüm ben size bu sene ee, ve çok fazla yanlış soru vardı bizi çok yanlış yönlendiren sorular da vardı arkadaşlar benim de çok zorlandığım ikilemde kaldığım kısımlar vardı dolayısıyla soru bankası olarak şu an için önerebileceğim bir soru bankası yok sadece bir arkadaşımız ben henüz bakmadım ama lider yayınlarının ÖABT'sini ö önermişti biyoloji alanında hani. Dedi biraz daha iyi diğerlerine göre. Lider yayınlarını bulabilirseniz soru bankası olarak onu alabilirsiniz. Yine elinizde eski basım, TETA, kitapları, YGS, LYS kitapları varsa arkadaşlar. Onlar daha detaylı olduğu için onlardan soru çözüm yapabilirsiniz. Her sene konu sonunda mesela ben konuyla ilgili soru çözüm yapıyordum ama bu sene yapmayı düşünmüyorum. Onun yerine konular bittikten sonra daha detaylı daha analizli hani olarak her bir şıkkı açıklayarak çünkü önceki senelerde önceki çözdüğüm sorularda şöyle bir hataya vardığımı gördüm. Sizin de yazdığınız yorumlarla birlikte tabii ki hani Sadece sorunun cevap şıkkını açıklayıp diğerlerine çok fazla dikkat etmeden gitmişim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim de ilk çekimlerimdi zaten o yüzden de e, bazı kusurlarım vardı. Şimdi onları daha da düzelterek daha da iyileştirerek geliyorum. E, olimpiyat sorularını çözeceğim geçmiş yılların çıkmış sorularını arkadaşlar daha detaylı olarak çözeceğim. Soru çözümü olarak bunları düşünüyorum ama konu anlı her konu anlatımının sonunda soru çözümü yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu seneki konularımız PDF üzerinden olacak konu anlatımlarımız ve her bir konunun pdf'sini de arkadaşlar yine açıklama kısmına ekleyeceğim Her videoda söyleyeceğim zaten açıklama kısmında bulabilirsiniz diye bu şekilde ilerleme kat edeceğiz şimdi bu videoyu bugün yükle, yüklüyorum ama derslerimiz Allah'ın izniyle 1 Kasım'da başlayacak arkadaşlar 1 Kasım'dan itibaren ara ara video yüklemeye devam edeceğim snide'ları hazırlamak biraz uzun sürdüğü için ilk başlarda video yükleme işlemi birazcık hani 2 e, 3 günde bir olabilir arkadaşlar. Bu yüzden kusuruma bakmayın ama Allah izin verirse geçen sene de söylemiştim. Ramazana kadar bitirmeyi düşünüyorum. Ramazan ayına kadar. Belki hani olabilir. Ramazandan sonraya da kalabilir. Çünkü geçen sene de öyle olmuştu. Ramazana kadar bitiririm demiştim. Son birkaç tane sistem kalmıştı Ramazan sonrasına. Bu sene slide üzerinden anlatacağım için, yazmakla uğraşmayacağım için daha erken biteceğini düşünüyorum. Bu yüzden Ramazan'a kadar bitirmek hedefim. Ramazan'dan sonra ve Ramazan'la birlikte tabii ki e, olimpiyat soruları ve geçmiş yılların ÖABT sorularını çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, başka ne söyleyeceğim? Başka ne söyleyecektim? Hazırladığım pdf'lerden bir tane örnek göstereyim isterseniz. Yine video şöyle bir durdurayım. Evet şöyle inorganik bileşiklerle ilgili arkadaşlar hazırladığım bir pdf. İşte su molekülüyle başlıyoruz. Başlıklar zaten dediğim gibi Campbell'a uygun olarak gidiyor. Aslında benim e, slaytlarımı çıkarabilirseniz çok iyi olur. Biliyorum basımı birazcık pahalı ama elinizde belki yazıcı olabilir veya ucuz çıkarabileceğiniz bir yer olabilir. Ben her yükledikçe bunları tabi direkt toplu olarak veremiyorum. Çünkü henüz hepsi hazır değil ama sonrasında hepsini toplu olarak çıkarırsanız sizin için daha uygun maliyetli olabilir. Campbell'a bakmanıza gerek kalmayacak. Çünkü ben Campbell'dan mesela bazı kısımları var böyle hikaye kısımları var arkadaşlar. O kısımlarını mesela eleyip daha böyle bizim anlayabileceğimiz dilde, dilde ben yazdım buraya. Yani kendi cümlelerim aslında sadece orada okuduğumu anlattım diyebilirim. Tabii ki orada direkt aldığım cümleler de var. Hani e, bilimsel anlamda e, kurulan cümleler de var. Ama genel olarak daha düzelterek aldım. E, resimleri internetten buldum. Bazılarını arkadaşlar yine Campbell'dan aldım mesela bunlar Campbell'dan aldığım resimler. Ee, bu şekilde de şu mesela bu internetten buldum resimler. Yani e, resimli olarak daha iyi anlaşılacağını düşündüğüm için ben bu sene bu şekilde anlatmayı düşünüyorum, planlıyorum. İnşallah e, devamı gelecek. Geçen sene söz vermiştim, sözümü yerime getirdim. Şimdi de arkadaşlar yine söz veriyorum, Allah'ın izniyle sözümü de yerine getirmeyi düşünüyorum. Hakımızda hayırlısı olsun. Sıralaması iyi olan arkadaşlar için hayırlı olsun. Sıralamada hani ikilemde kalan arkadaşlar için umarım hayırlısı neyse o olur. İnşallah atanırız hepimiz. İnşallah bu izlediğimiz videolar sadece kendimizi geliştirmek için olur arkadaşlar. 2023 sınavına hazırlanan ilk defa hazırlanacak olan arkadaşlar için de şimdiden başarılar diliyorum. Eğer şimdi bakın. Benim bu videoyu atmamla birlikte beni takip edip işte e, çalışmaya başlarsanız emin olun kısa zamanda halledersiniz. Çünkü konular üst üste yıldığı zaman hem alan hem diğer dersler arkadaşlar yıldığı zaman sizin için zor olacak. Ben geçen sene e, Eylül ayının ortalarında başlamıştım çalışmaya. Biliyorsunuz bu sene sınav ertelendi falan yaklaşık bir sene boyunca aslında çalışmış oldum. E, ve çocuğum var ayrıca bu videoları da çekiyorum. Hani öyle düşündüğünüz zaman hani çok dar zamanda çünkü çocuk uyuduğu zaman çalışabiliyordum. Öbür türlü gelip karıştırıyor böyle kitabı kalemi defteri. Dolayısıyla onun uyuduğu zamanlarda çalışabiliyordum. Onun uy uyuduğu zamanlarda e, soru çözümü yapabiliyordum. Daha böyle kafamı topluyordum. Genellikle benim ders çalışma saatlerim akşam saatleriydi. Gündüz saatlerinde pek bir şey yapamıyordum. E, tek çocukla bunu başarabildim. Hani dediğim gibi sıralamam için çok çok iyi demiyorum ama en azından arkadaşlar yapabildiğimi gördüm. Bu sene olmazsa hani alım az olursa seneye en azından daha iyisini yapabileceğimi de biliyorum. O yüzden sizler de kendinize güvenin. Bakın aranızda var konuşuyorum 3 çocuklu 4 çocuklu olan annelerimiz var. Onlar da çalışıyorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Şu an beni dinleyen bekar arkadaşlar çalışmayan çalışanlar da olabilir aranızda tabii ki özel okulda çalışmak e, alan için gerçekten çok iyi bir temel oluşturuyor. Ben 4 sene çalıştım özel okulda hatta bir senede e, MEP'te çalıştım arkadaşlar ücretli öğretmenlik olarak yaklaşık 5 sene çalıştım. Sonrasında da zaten unutmamak için YouTube kanalı açtım bir de, bir de ben boş durmayı çok fazla sevmem hep boşluklarımı doldurmaya çalışan bir insanım. YouTube kanalıyla birlikte de aslında anlattığım konuları unutmadım. Kendimi böyle geliştirmeye çalıştım. Sonrasında ÖABT kısmına girdim. Bakalım inşallah hakkımızda hayırlısı olur ve her şey istediğimiz gibi olur. Tabii ki hayırlısı olan neyse her zaman için onu isteyin arkadaşlar. İnancı inancı olan kişiler için söylüyorum tabii ki herkes için söylemiyorum. Hakkımızda hayırlı olan neyse karşımıza o çıkar inşallah. Ee, ben bir düşüneyim tekrar söyleyeceğim bir şey var mıydı diye. Ee, şöyle bir konulara bakalım. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bizim e, benim Instagram adresim, biyoloji öğreniyorum bir, biyoloji öğreniyorum bir. Yanında e, bir var biliyorsunuz eski hesabım çalındığı için yeni bir hesap açmıştım. Çok fazla bir e, Instagram'da aktif olamıyorum ama gelen mesajlarınıza mutlaka cevap veriyorum. Olur ya sormak istediğiniz bir şey olur veya e, isteyeceğiniz bir şey olur Arkadaşlar Geçen seneki e, anlattığım konuların toplu pdf'si var elimde yani toplu derken hepsi tek bir pdf halinde değil ama bir dosya halinde isterseniz onları da atabilirim ama bu senenin e, konuları konu anlatımları daha iyi daha böyle görselli olacağı için ben bu seneyi beklemenizi tavsiye ederim ama erkenden başlayıp oradan işte gideyim sonrasında tekrar olarak bu videoları da izlerim diyorsanız Onları size toplu olarak da atabilirim. Instagram'dan mesaj atmanız yeterlidir. Ee, dertleşmek istersiniz, yine arkadaşlar cevap veririm. Çünkü e, konuştuğumuz hocalarımız var. Eğer beni dinliyorlarsa, e, şu an gülümsemişlerdir eminim. Herhangi bir konuda yazabilirsiniz arkadaşlar. Her, her türlü cevap veriyorum yani. E, söyleyeceklerim bu kadar. Evet sanırım bu kadar. Konularımız da bunlar. Teker teker söylemeyeceğim zaten hepimiz görüyoruz neler olduğunu ekran görüntüsü alabilirsiniz veya pdf istiyorsanız da yazın arkadaşlar yine açıklama kısmına ekleyebilirim pdf olarak da. Konularımız bu şekilde dağılımları gördük nasıl olduğunu şimdi bismillah diyoruz ve 1 Kasım'da başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.